Bugün sizlerle beraber Metin 2'ye yeniden başlıyoruz. Sur açarım biliyorsunuz ki, gerçi nereden bileceksiniz. Ben oynuyordum Metin 2'yi, bir ara videosunu da atmıştım. Bu çar 75 levelde kaldı, ben oynamayı bıraktım. Becerileri vesaire, büyülü keskinlik M8, diğerlerini de geliştiriyordum. Bu şekilde biyoloğu da iyi gidiyordu. Önemli biyologlarını yapmıştım, devam ediyordum. Devam edeceğiz gene. ETP çarları açtım arkadaşlar, 2 tane açtım. Birinde eldiven var ya, onu da aldım eldiveni. 50 EP. Onunla daha iyi kastık. İkisinde de 100'er tane kastım. İkisinde de açtım. Bir çarda süper çıktı. Diğer çarda hiç çıkmadı. 100 tane kora hiçbir tane antika vermedi. Ama bir çarımız iyi verdi. Onyx, antika onyx, antika yeşim ve antika elmas. Bunları da satacağız. Bu dolunayları da pazardan ucuz ucuz topladım. Artı 0 hepsi. Onları artı 9 yapıp satacağız. Çünkü biraz para ediyor. Birazcık. Sonra burada 15 won'umuzu görüyorsunuz. Bunu 20 won veya üstüne çıkarmaya çalışacağız pazarda. Ondan sonra sürgünlük itemler falan çekeceğiz. Sürgünde böyle takılacağız 10 numara. Şimdi artı 9 denemelerimiz gelsin. Dolunayları artı 5 yapıp 5'ten yukarısında lonca demircisinde deneyeceğiz. Hem çok para gitmesin hem de böyle daha iyi ya. Bu arada Sura'nın şansına bakmadım. Belki çöptür. Umarım hepsi geçer güzelce. 2 tane artı 9 gelse bana yeter. Şu an güzel gidiyor. Artı 2'lerde yanan görmedim zaten. Yanıyorsa zaten hiç deneme anasını satayım. Bunların arasında bir de 23 ortalamalı var. Onu da bu şekilde basacağız derken patlamaya başladı. Bugün bir tane bile artı 9 çıkaracağımızı sanmıyorum. Hepsi patlıyor. Gördüğünüz gibi. Bugün leş ya vallahi. Hiç düşünmüyorum yani. Artı 9 gelse, bir tane bile gelse kar diyeceğim yani. Bu ne anasını satayım. İtemleri bir pazara atayım. Ondan sonra pazar gezmesi yaparız. Bir tane artı 9 zırh bulacağım. Değişmelik veya böyle taş da artı 9 dümdüz de olabilir. Zırh almaktan yırtacağız para konusunda. O da iyi olur. Böyle şimşekli HP'li bir şey getirebilirsek yeter zaten sürgünde. 23 ort. 21 ort da varmış aralarında. Onu ben kaçırmışım. O patladı. 23 ort duruyor ama. O da inşallah patlamaz. O kalsa 40'a atarım. Ama o kalmayacak kesin. Kalmazsa düz çöp bir tane dolunay artı 9 30 M ediyor. 30-35'e gidiyor yani. 23 patlamasın da var ya, diğerleri patlıyorsa patlasın ya. Artı 5'te bile yakıyor. Bu nasıl bir demirci abi? Gel kafanı senin. Lonca demircisi yolunu tutalım. Şunları bir patlatalım. Umarım 2 tane geçer. Ben bir tane geçse bile yeter diyorum da. 2 tane geçerse süper olur. Hiçbir yerde lonca demircisi kalmamış arkadaşlar. Zırhla kuyumcu var birkaç tane. Onlar da olmayacağı için normal demircide takılacağız. Artı 7'ye kadar götüreceğim buradan. Ondan sonra kutsamayla devam edeceğim. Bakalım artı 7'ye kaç tanesi geçecek. İlk bir artı 6'ya çıkartıyoruz. Artı 6'da geçmesi de güzel bir şey. Yanmasın hiçbir artı 6'da. Daha çok deneme şansı. Güzel. Güzel gidiyor şu an. Oğlum mükemmel, evet. Bu da nazar olsun. Ay benim ama olsun. 23 gitti. 23 gitti harbiden şu an var ya. Anasını satacağım ya. En para gitti yani. Oho. Maşallah kardeşim. Oh. Ne oluyor oğlum? Ben artı 9 geçen de bastım normal demircide. Bu şimdi basılmıyor. Uğraştığımıza değmedi ya. Boş yere para harcadık. Sürgünlük itemleri aramaya başladık. Kardeşimle konuşa konuşa bu Ying Yang'ı bulduk. Kardeşim dedi, cam buldum birinden. Beraber bulduk. Tam bizlik hem de ucuz gibi geldi. Bu bizim işimizi görür. Zaten artı 9 yapması, taşlaması falan zaten 3 won'u her türlü aşıyor. Şanssız bir gündeyseniz. Bu alınır. Hatta çekiyorum. Çek. Üf. Ben en çok Sura'da bu zırhı seviyorum ha. Güzel. Diğer itemler kaldı şimdi. Onları da arayacağım. Bu kardeşimizden de güzel bir kolye alacağız. Ticarette biraz sorunlar yaşadık ama şimdi önden 20 M verecek bize. Kolye şimşekti. Bakır kolye 10 numara bir kolye. 3.70'e aldık bunu. Hayırlı uğurlu olsun. Geriye daha bayağı itemimiz var. Ve kaskımızı bu arkadaştan aldık. 6 won'u aldım bunları da. Bayağı karlı oldu. Bence güzel bu itemler. İdare eder bizi. Bileziği şeytanlığı şimşekli alacağız. Böyle cennet vuracak böyle. Bilezik lazım. Kalkan da güçlü bir kalkan bulmaya çalışacağım. Böyle bir zehir bulduk gençler. Bakabilirsiniz. Bu artı 2 idi. Bunu yan çardan. Bu arada ilk başta şunu anlatayım. Ticaret camı aldım. Böyle çok zor burada. İtem bulması inanılmaz zor anasını satayım. Aradığınız şeyi hayatta bulamıyorsunuz. Ticaret camı aldım. App kuponu alıp bununla. Sonra yan çara verdik. ETP çara biliyorsunuz eldiven almıştık. 50 app kuponuna. Biliyorsunuz mu bilmiyorum, onu çektim mi hatırlamıyorum. Bir tane daha 50 app kuponu aldım. Sonra güzel böyle baktım. Şu zehiri buldum.
39 ortalamalı. Şeytanlara karşı 4 falan. Bu artı 2'yi de artı 6 yaptım yançarda. Kutsamaları falan vardı. Malzeme falan aldık. Sonunda artı 6 yaptık. Kolay oldu ama. Bir kere yandı. Bunu böyle takacağım. Ondan sonra bir rahatlayalım. Böyle birkaç item dizelim. Bir rahat döneme geçelim. Ondan sonra bunu artı basarız. Deneriz yani bir şeyler. Öyle satarım. Bu güzel satılır bence. Hatta Efsun bulabilirsem atarım üstüne. Güzel bir şey gelir belki. Şimdi kalan bilezik, kalkan, küpe. Küpe de kardeşimden. Demir plaka vardı bende biliyorsunuz. Ona Efsun attık. Bu şekilde geldi Efsunlar. Bir de kardeşimin zırha kaplana Efsun attık. Onunkiler güzel geldi. Bundan emin değilim. Bunu 4 bonu atacağım. Bu şekilde geldi. 10 HP absorbeli, ateşe dayanıklık 15. Bence iyi eder bu da. Yansıtması falan da var. Güzel bence bu. Şöyle de bir tılsımım var. Bunu ta eskiden oynarken 3 won gibi civarını almıştım. 3.5'tan ya da 4 o civara bir şey almıştım. Sonra ben oyunu bıraktığımda kardeşime vermiştim. Kullandı baya. Şimdi bunun fiyatı 10-11 o civarlarda fiyatı var. Şimdi onun fiyatına bakıp pazarımı, bugünlük pazarımı kuracağım. Küpeyi de Suray'a verdik. Küpeyi de göstereceğim. Küpemiz bu arkadaşlar. Diğer efsunları yok. Bizde zaten şeytan önemli. Şeytan 20. Baya iyi. Bir tane de kalkan ve bileziğimiz kaldı. Ondan sonra kostümlere bakacağız. Bir tane Mitzi Grena bulmamız lazım. Daha işimiz var. İnşallah biraz para kasabiliriz. Tılsım bize yardımcı olacak. ETP çarlarımdaki gümüş okeyleri böyle zar zor yapıp bir vona satıyoruz. Bir vona satmak yerine bir tane antika çıkarsak bir von ediyor zaten. İki tane antika çıkartırız belki. Kâra geçeriz yani. Niye bir vona satalım ki böyle toplu gümüş okeylere? Dedim anasını satayım ben basayım açayım hepsini. Şansım varsa kâr olur. Yoksa da yapacak bir şey yok. Bir von kaybımız olur. Açıyorum şimdi. Şuraya gelecek. Dolacak buraya. Bilgi ekranını açmayacağım. Böyle daha iyi. Yüzük çıkarsa süresi bitecek. Yapacak bir şey yok. İtemleri daha tamamlamadım. Sadece antika için açıyorum. Galiba kuşak çıktı. Kuşakta deneriz şimdi. Hepsini açtım. Bakalım. Hepsi açıldı. Hiç buraya gelen yok. Bakalım neler çıkmış. Bir tane yumurta abi. Yumurta örümcek yumurtası. Atam bunu. İstiri diye açalım. Hiçbir şey yok. Kan kırmızı para etmez at. Şunu da okuyayım bu arada. Geçti galiba. İki tane kuşak çıkmış. İki tane deneyebiliriz herhalde. İlkinde yanmaz sonra yanar. Bizim şansımız o anasını satayım. Yavşaklık yapacak değil de. Bu ne? Bu at. Biyoloğu da vereceğiz. Bir tane kor değerli bir tane de soylu. Soyluyu açtım. Ender Yakut. Ender Yakut geçti kardayız abi. Bir tane Ender Yakut vardı. İnşallah geçer ve kara geçeriz. Şimdi antika açıyorum. Değerli açıyorum. İnşallah antika çıkar. Hop. Ender Elmas. Hay amınayım ya. Şimdi Ender Elmas'ımız da vardı da. Bunların geçmesi lazım. Geçer mi acaba? Bir şehire gidip gelelim. Evet yapıştırıyorum. Bastan elması. Elmas geliyor gençler. Bak şu an elmas antika elmas getirme videosu. Bakın. Şimdi nasıl tak diye gelecek. Yapıştır. Yapıştırıyorum. Pat. Bu demek oluyor ki yakut geçecek. Yakut geçmezse başı aldık. Yapacak bir şey yok. Hadi bakayım. Bismillah. Ya Rabbim Allah'ım ya Resulallah. Hadi bakayım. Hop. Geçti. Temiz. Katlama sanatı. İşte bu be. Tam fiyatını bilmiyorum ama eskiden 4 fon falandı. Bakalım şimdi kaç para. Camdan bakarız ona da. Şimdi şunlara bir basalım. Eğer şuradan bir tane de kuşak çıkartabilirsek güzel para. Herhangi bir kuşak olsa yeter ama emmişi yüksek olsa daha iyi olur tabi. İlk önce bir geçmesini istiyorum. Yani hiç yapamadım anasını satayım. Oynadığım süre boyunca. Kral üste koyalım lan dur. Hadi bakalım. Geçmedi lan. Bir tane daha şansımız var hadi. Bu sefer kral aşağıda olsun. Ananın avradını... Tabii ki kuşaktan gene şansımız yok. Bir kere geçse zaten şaşacağım. Hiç oyun boyunca bir tane bile yapamaz mı lan bir insan? Neyse antika yakut kurtardı bizi. Galiba bu gümüş okeyden çıktı bilmiyorum. Bende zarif kuşak var mıydı? Bu ön taraftaydı envanter 1'de. Görmemişim. Siz görmüşsünüzdür büyük ihtimal. Bakalım nasıl olacak? Bunları da basalım hemen. Görmedim ama inşallah görmediğime... Lan yanlış yere geldik. Görmediğime değmiştir. Bizi bir yol yorgunluğu iken basmak istedi herhalde bu. Atıyorum. Umarım geçer, umarım geçer. Hop! Baga falan mı girdin? Yani olmama üzerine yemin mi ettin? Ne yaptın? Zarif'i yakması daha çok üzdü anasını satayım. Bu arada yakut 4.5'muş. Güzel para abi. Siz de bu şekilde parayı katlayabilirsiniz. İşime yaramaz dedi lan. Yavşağa bak. Oğlum bugün çar ölüyor şanssızlıktan. Allah'tan o yakutu nasıl getirebilmişim şaşıyorum var ya. Yemin ederim Allah korumuş bizi ya. Böyle bir şey yok. Bu arada pazar çarımda da 4.98 mi 4.5 mu para olmuş. Onu da aktaracağım yan çardan falan o parayı. Tılsım falan gitmemiş tabii ki. Kolyem gitmiş. Cennet kolye vardı bende. Demir plaka hala duruyor. Demir plakaya VS'lik getirdim Efsun'u biliyorsunuz ama o Efsun satılmıyor mu ne? Ateş getirsem daha mı çok satar bilmiyorum ama sorduklarıma göre VS'lik daha pahalı. Daha zor gider dediler. Daha pahalı dediler. Tılsım ve o kaldı. Altın okeyler falan var.
gene biraz para kasarız. Bu yakutla beraber kalkanı da alırız herhalde. Şu bileziğe falan bakayım ben o parayla. O değil de zamanında biz altın topları 9M'den falan sattık. 13M'miş. Adama da söyledim. Beceri kitaplarını aldım. Şu büyülü keskinlik var ya. Büyülü keskinlik bayağı uğraştırdı beni ya. En aşağılara bakıyorum, yok 2M'ye koymuş adam da. Neyse bakalım, okuyalım. İnşallah geçer. Vurdum. Okumuşuz bunu, geçmiyor. Dehşet. Bu da erken okumuşuz. Sadece büyülü zırhı okuyabildik bugün. Bileziğimizi de bu kardeşimizden alıyoruz. Mehmet kardeşim, sana selam olsun. Bilezik 10 numara, böyle 20 şeytanlığı, 10 şimşekli. Çekelim de millet almasın. 8 won'du bu. 7 won'a düştü bizim için. Biz de 6.80'e para verdik. 2 tane de küre vereceğiz ayrıyetten. 7 won olmuş olacak. Bize 1 won düştü. Sağ olsun kardeşim. Neyse. Hayırlı olsun bileziğimiz. Takalım hatta. 10 numara bir bilezik aldık. Hoşuma gitti bayağı. Artı 9 beyaz altın bilezik. Tılsım mılsım gitmiş arkadaşlar. Antika yakut gitmiş. VS'lik demir plaka da gitmiş. Safir basmıştım geçen gün ETP çarında. Onu bunu aktardım. Onu da atmıştım 95M'ye. Gitmemiş. Yeşim de duruyor. Biraz bu çarda bir şeyler biriksin, öyle atacağım. Böyle 2-3 tane şeyin pazarını kurmayacağım. Şimdilik bu kadar pazar işlemimiz. Bu 17 won'la itemleri alacağız. Bir sürgüde girmek istiyorum. Kostümsüz falan gireceğiz büyük ihtimal. İlk başlarında dayanır. O da şimdilik yeterli bize. Biraz farmlayalım, ondan sonra kostüm mostüm alıp en sonuna gideriz. Gençler, şimdi bu kalkanı aldık. 2-3 gündür duruyordu orada zaten. Bizim almamızı bekliyordu. Biz adama yazıyorduk, cevap verse 6 won'a düşürdük de şu an 7 won'dan kazıklanmış gibi hissediyorum. En sevmediğim itemim bu oldu. Beğenmedim. Öylesine takacağız. 20 şeytan sersemlik var diye. 2 tane de efsanevi aldım. Grena. Bunları Mitsi'ye atacağım. Absorbeli Mitsi yok, baktım. Olsaydı direkt alacaktım. Bizim basacağımız da geçecek mi yoksa yanacak mı? Bir de geçip de absorbeli geçecek ha. He geçti anasını satayım. Biz şu an geçip de kar etme peşindeyiz arkadaşlar, onu net söyleyeyim. Bakalım geçecek mi? Evet, geldik bizim kambur reise. Senin ben soponu bunu geçirsin var ya, oyuna yemin ederim böyle sarılırım, inancım gelir. Geliyor mu Doğukan? Geçse 2 won kar direkt. Dice at, dice. Ya dice mice yok ya. Yapıştırıyorum. Hadi! Böyle mi girdi? Dedim ben sana oğlum. Lan ne olacak amına koyayım? Bakayım bu nasıl? Ben bir tane daha alıp geleyim. Parayı burada yiyeceğiz herhalde. Bu sefer de yanmasın ya. Bu ne? Bir şey daha vardı orada. İlk şunları basalım. Geçti. Yandı. Şimdi basma zamanı. Bu ne lan, bir süre sür. Kar. Aldık parayı. Paramızı çıkarttık abi. Demin yalan efsanenin parası geldi. Absorbe yok oğlum ya. İyi. CP yenilemedi, absorbe ile aynı şey. Yok değil lan. Aynı. Ben lan oğlum. CP çok düşecek. Ben mantıken düşünüyorum yani hakikaten. Absorb lazım. HP yenileme nasıl aynı HP? %2 koyayım. 4 olacak. Ne 4? %2. CP absorbe de 4 oluyor. Şimdi bunun artı basması var gençler. Fasulye almamız lazım. Evet, Genjos Patos Kritos. Fasulyeleri de aldık geldik. Üçer tanesini bir won, yani bir won bir won, iki wondan 6 tane fasulye almış olduk. Umarım geçer de, zaten daha alamıyoruz, para bitti de. Geçer de direkt bir sürgünde deneme şansı olur çarı. Direkt deneyeceğim yani. Bakalım nasıl olacak. İnşallah hemen geçer de uğraştırmaz bizi. Boş yapmadan geç lütfen. Tamam. Artı birimiz geldi. Şimdi koy fasulyeyi. İki kere hızlı bas. Geçti. Bak artı 3 oldu şu an. Başarısız. Geçti. Ah 4. Gördün mü? Tamam, geçirdik arkadaşlar. İstediğimiz oldu. Takalım şimdi güzelce. Çülüp. 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 HP de veriyor ha. HP mi? Ha. HP de veriyor lan abi. Ne alaka? Kaç şimşeğimiz var görelim arkadaşlar. Etkinleştiriyorum. Şimşek direnci 66 diyor. Az lan. Şeytanımız da 64. Bakalım sürgünde dayanıyor mu dayanmıyor mu göreceğiz. Biyoloğumu da vereyim de geleyim. Durum bu beyler. Yani çok istediğim gibi olmadı. Kostümün farkı var yani bayağı. Mitsi Grena'yı açmadım mı dayağı yiyoruz direkt. Grena tutuyor biraz. Kuşağımız yok. Kostüm alınca daha rahat eder bu çar. Bu bölümlük bu kadar. Artık diğer videoda biraz daha gelişiriz. Kostümleri falan tamamlarız yani diğer videoda. Bu videoluk bu kadar. Aşağıdan abone olup bildirimleri açın. Metin 2 videoları devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.